Arkadaşlar selam. Yine ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için karşınızdayım. Bu sefer neredeyim? Ukraine. Paraya kıydım. Paraya kıydım bu sefer. Paraya kıydım. Ve direkt vloğa, ne bileyim işte uçakmış, yok biletmiş, yok efendime söyleyeyim pasaport göstermekmiş falan, onları geçtim arkadaşlar. Yani umarım Cenab-ı Hak tarafından kabul edilir bu seyahatimiz. Evet. Şimdi nereye geldik? Nereye, neydi lan burası? Mağaralar Manastırı. Mağaralar Manastırı'na geldik arkadaşlar. Bu arada şöyle bir bilgi de vereyim size. Aha lan dur, tank var, tankı çeken dur. Bak bakalım. Oo. Lan yoksa bir bizim Nova Prospect buradan mı şey yapıyor lan? Buraya gelip gelip üstüne çıkıyormuş. Meğer biz de inanıyoruz adam tank buluyor diye. Buradan Nova Prospect Can Yavuz'a meydan okuyorum. Erkek sen çıkarsın karşıma. Ah elim acıdı. Hadi buyur gel bakalım. Senin tank mı benim tank mı? Biliyorum ben işte. Umarım vurmazlar beni. Ha ne diyorduk? Arkadaşlar eğer Ukrayna'ya gelecekseniz buraya kimlikle gelebiliyorsunuz ama benden tavsiye pasaportla gelin. Çünkü kimlikle geldiğiniz zaman şöyle bir durum oluyor. Ukrayna'ya geldiğiniz zaman form doldurmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun sırası da bayağı bir uzun oluyor. Ama pasaportta beklemiyorsunuz. Sadece pasaport kuyruğuna giriyorsunuz. Böyle bir durumu var. Yine gördüm. Durun yine gördüm. Bunlar ne oluyor lan? Aa oğlum Putin bunları şöyle bir şeyle bombalamadı mı lan? Bak ben bunun videosunu bulur şey yaparım. Böyle bir şeyle bombaladı oğlum bunları bu. Ya bir şey diyeceğim. Bu Rockefeller'in hani şey muhabbeti var ya. Dünya global değil, efendim global para falan. Bence adam çok haklı değil mi ya? Şu an Kiril alfabesini biz okuyamıyoruz şu an. Belki şu an yanlış bir şey söylüyorumdur, bilmiyorum ama. Haklı değil miyim ya? Abi okuyamıyoruz ya, az önce neye girdik? Metro, metro şeyini, pulu almaya yere aynen, girdik metro ya. Metro pulu alınacak yere müze bileti sorduk. Öyle bir yer. O yüzden Rockefeller yaşasın falan. Ne öldü alaka? Kanka. Öldü mü? Ha öldü, yapacak bir şey yok. Yalnız buram buram şey kokmuyor mu komünizm? Ya yemin ediyorum var ya, Nova Prospect bizi yemiş ya. Hep buralardan toplamış, müzeye girmiş acı, tamam mı? Yok efendim ben tanklarla sevişiyorum, yok efendim ben tanklarla yiyişiyorum yani. Yer mi lan? Yer mi lan Anadolu insanı, yer mi? Oo abi ne? Hazine mi çalıyorsun? Skorsky. Ne parayla? Ne? Binmek mi? Kaç paraymış? Burada yazıyor. 10 liralık bakma, 30 liralık, 50 liralık. Kalk. Haydi bakalım. Tamam. Uçağı böyle bıraktım ama kimse yok mu burada ya? Abi şey diyeceğim, anahtarı nereye koydun? Üstünde duruyor. Tamam abi sen bırak git. Ama şey ya, bunu ben böyle anahtarı... Hiç sorun değil, halledeceğim ben. Gezmesin bırak... çocuklar falan. Yok ben halledeceğim, tamam. Bombaların şeyi var bak. Tamam ben halledeceğim, sen git. Hadi. Parayla... tamam yok. Okey. Ben biraz az önce cıvıklık yaptım ama teyze birazcık sinirlendi, biraz şişko bir teyze sinirlendi o şekilde yani. İçeriye giriş 15 güne arkadaşlar. Aykut Elmas'ı kilitledim onu da. Cidden niye dövecek mi bizi acaba? Bir deyip duruyor nedir? Ben ne virali veriyor bize bu? Tövbe estağfurullah. Krizde çizim bizi bulsun içeride. Rajna fişine, aşna fişine, drojova, dırdışta. Al sana S-400. S-400 miydi lan Türkiye'nin aldı? S-400 füzesini bulduk arkadaşlar. Sırtlayıp götüreceğiz Aykut'la. Bunu böyle koydun ama. Onun cidden bayağı büyükmüş lan. Neymiş ki bunun adı acaba? Bu S-282 kanka. Bu bir düşük modeli. 140, 160, 80. Bunu 190'a bırak. Bu da... Baksana adam heykel bile isyan etmiş. Ya yeter artık, savaşmayın ya. Ozan. Ya yeter ya, savaşmayın ya. Canımı mı alacak, para mı? Param yok, canım mı alacak? Ne? Ne? Yok işte abi, yok hiç. Arkadaşlar burası da böyle çok büyük savaş heykellerinin olduğu bir yer. Tam olarak ne olduğunu sormayın. Çünkü bilmiyorum. Çünkü her yer Kiril alfabesi. İngilizce tek bir kelime yok. Her şey Ukraynaca mı artık, Rusça mı? Neyse işte ondan, ama Kiril alfabesi yani. Alfabe bile aynı değil, hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. Tek kelime İngilizce, tek kelime Latince, hiçbir şey yok bu müzede ya da bu alanda. Tek bildiğim şey 2. Dünya Savaşı, Ukrayna Savaş Müzesi.
böyle çiçek festivali gibi bir yere geldik. Yine hiçbir yerde hiçbir şekilde İngilizce yazmıyor. Böyle eskilerden hurdalardan heykel yapmışlar arkadaşlar. Böyle Transformers tarzı. Şimdi onları göstereceğim size. Böyle hizmet hiçbir YouTube kanalında yok. Bak. Vardır da siz görmeyin. Greyhound. Swedish House Mafia diye bir tane DJ grubu var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Onların Greyhound diye bir tane parçaları var. Oradaki Hound'u yapmışlar arkadaşlar. Yani tazıyı. İkinci günden selamlar efendim. Ukrayna'da ama şöyle güzel çıkıyor lan. Şöyle güzel çıkıyor ya. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Az önce tuvalete girdim ve Kiev'de beni küçük bir sürpriz bekliyormuş. Peki bu sürpriz neymiş efendim? Taharet musluğu yok. Evet, taharet musluğu yok. Artık büyük tuvaletten sonra ne yaptığımı sizin hayal gücünüze bırakıyorum efendim. Buyurun, buyurun düşünün. Buyurun itobik düşünün. Haydi. Evet Aykut Elmas, nereye geldik bakalım? Nereye geldik? Sen söyle bakayım. Hadi. Eski araba sergisine geldik arkadaşlar. Ama hepsi uçak. Ama evet, eski araba sergisi dediler ama hepsi uçak. Şurada bir tane ne bu? Mustang mi? Mustang var. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey. Biz buraya geldik, taksi kullanmıyoruz, Uber kullanıyoruz. Eğer gelen arkadaşlara da tavsiyemiz kesinlikle Uber kullanın. Taksiciler Mokoko. 5 kat abi, ben 5 kat. Mokoko. Corvette galiba değil mi? Proteros. Yok kanka. Proteros. Ama bildiğin araklamışlar bence Proteros. Aynen. Bu kendi markalarıymış. Araklamışlar Corvette'den. Hırsızlar. Hırsızlar. Çok güzel. Ya istediği her şeyi söyleyip bağıra bağıra söyleyebiliyor. Evet yine tek kelime İngilizcenin olmadığı, tek kelime Latin alfabesinin olmadığı bir yerdeyiz. Haydi bakalım. Dün de dikkat ederseniz böyle eskilerden yapılmış bir sergiye gitmiştik. Bugün de yine eskilerden yapılmış bir müze mi demeliyiz artık, ne demeliyiz bilmiyorum ama yine öyle bir yerdeyiz. Yani ülke anladığımız üzere fakir. Eskilerden geçinmeye çalışıyor. Oğlum bu John Deere diye bir tane traktör markası var Türkiye'de. O değil mi bu ya? Ne bu acaba? John Deere mi? Motor geliyor motor. John Deere'dir John Deere. Bunlar da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bisikletler diyormuşum. Abi üzerinde fiyat da var. Bunlar satılıyor muhtemelen. Satılıyor bakalım. Satılmıyor. 1962 modelmiş. Yani öyle düşünüyorum. Yine dediğim gibi İngilizce hiçbir şey yazmıyor. Evet bir de Aykut'u kaybettim şu an galiba. Aykut! Gördüm bir an Aykut, güzel kızların beni Aykut tam götürdüler. Turist değil mi şu an? Turist. Amanak turist oyna Aykut. İşte burası. İşte. Churchill'in arabaları hep. Aynen, şeznalar hep. Şezna diye bir kelime öğrendik. Herkese şezna diyoruz. Bu insan küfür falan değildir. Oğlum bunlar hani sevmiyordu? Oğlum SS la bunlar. Bunlar hani sevmiyordu Nazileri? Bunların hepsi Ruslara olan kinden arkadaşlar. Adamlar Nazilere ilgi duyuyorlar yani o kadar. Bak bak Aykut karıyı gördü direkt çöktü oraya bak. Karıyı kızı gördü direkt çöktü oraya bak. Şu uçak ne uçağı biliyor musunuz? Antonov arkadaşlar. Dünyanın en büyük kargo uçağının bir küçüğü. Bu sefer doğru ama bu sefer doğru bilgi. Dünyanın en büyük kargo uçağının bir küçüğü oluyor arkadaşlar bu. Antonov. Burada Antonov yazıyor. Kanka uçakları koymuşlar. Kimsenin arabası yani salladığı yok. Yani. Şu an Antonov'un altındayım arkadaşlar. 8 motorluymuş bu. 8 tane motoru varmış. Kanka
Şuradaki helikopterlerin hepsi askeriymiş arkadaşlar ve baya havalılar. Mermisi falan var ya. Şu baya havalı. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Sovyet Rusyası Halil Söyletmez gibi bir geleceği de görmüş. Adeta onun içinde bir araba yapmış. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Komik. Arkadaşlar şimdi Kiev'in en işlek meydanındayız. Burası hafta sonu trafiğe kapatılıyor. Evet, yanlış duymadınız. Trafiğe kapatılıyor arkadaşlar burası. Yani şöyle düşünün. Alsancak'ın trafiğe kapatılması gibi bir şey. İstanbullular için ne demeliyim? Bilmiyorum ne demeliyim. Ama İzmirliler için Alsancak, evet. Ankaralılar için de Kızılay Meydanı'nın kapatıldığını düşünün yani. Sırf insanlar geçsin diye. Ya da başka bir nedenden dolayı, bilmiyorum. Ya düşünebiliyor musunuz? Bu yol bomboş ve hiçbir şekilde trafik yok yani bu yolda. Bakın. Güneş nerede? Kesinlikle trafik yok ya. Muazzam. Sessizlik. It's lines. Yeah. Burada o kadar çok Türk var ki resmen 82 Kiev. 81 düzce, 82 Kiev. Evet, burada da insanlar hiçbir şekilde utanmadan, arlanmadan dans ediyorlar. Ama cidden eğleniyorlar ya. Harbiden eğlenceli insanlar yani. Takdir etmek lazım. Keşke bizim milletimizde de böyle şeyler olsa. Evet, espri yaptım şu an. Ama anlamadım ben. Tamam lan yeter, şey kanalı mı burası? Arkadaşlar burada böyle bir bisiklet var, bunu doğru şekilde sürersek 300 grivna kazanacağız. Ama şöyle bir şey, ters direksiyon. Okey. Çeksene kanka. Kanka zor değil. Zor değil. Değil ama... Tut bakalım şunu. Gel. Hadi bakalım. Bakma. İleri bakma. İleri bakma. Yukarı bak. Kontra pedal. Aynen. Ya at işte, bir adım at. Elim sabit. Ha, gitmiyor lan. Kanka kontra pedal zaten. Ya milleti soyuyorsun, sobana çeviriyorsun ya burada. Vallahi aslında cidden. Evi ocağa satacağız yani, o derece. Şöyle ki çok kolay gözüküyor ama zor. Vallahi mal mısın demeyin, bakın kadın gidiyor kolay bir şekilde. Ama alışmış. Beyni bu tarafta herhalde. Aynen. Bilmiyorum. Bak odaklanmıyor, bak görüyor musun, bak. Tamam, şov yapma. Şov yapma, tamam. You are master. Dikkat ederseniz herkes öğrenilmiş, çaresizlikle gidiyor herkes. Herkes gidiyor şu an. Bu caddede şu an full trafik, kapalı ve insanlar burada çeşitli aktiviteler yapıyor. Bu harbiden, yani ne bileyim, buraya Ukrayna'ya gelen hani böyle darı için, kız için gelir ya. Tamam, o da yine haklılar, okey. Ama cidden burası muazzam bir yer ya, harbiden özgür bir yer. Cidden çok özgür. Ya bu resmen sosyal devlet anlayışı yani.
ve muazzam arka planımı ta Ukraynalara kadar getirdim desem inanmayın tabii ki. Benim son gün arkadaşlar boğazlarım deri gibi şişti. Ukrayna'nın saçma sapan havasından dolayı bir güneş çıkıyor, bir rüzgar falan, bir soğuk, bir sıcak. Bu yüzden hastalandım ve kapanış yerini çekemedim. Şimdi çekiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.